Nasıl geçti yolculuk? Vallahi güzel geçti. Gördüğün gibi ayak gitti. Kıyamam ya. Ne yaptın ayağına Yılmaz Bizim abi? Bizim ufaklıkla ayak tenisi oynarken arka deli yırtmışız. Ödüm eyvah, koptu, aşil tendonu koptu diye Allah'a çok şükür değil. Bu abi. Ayağım şuradan yırtıldı. Eyvah eyvah. Benim bu tarafta da bak aşil tendonum kopmuştu. Diyarbakır'dayken eyvah dedim tenden korktuysa bizim Akisar hikayesi bitecek galiba. Hayır hayır. Canım. Devam edemiyorsun çünkü o zaman. Yapamıyorsun, hareket edemiyorsun. Üçte bir şeyler yapman lazım falan. Çok hoş olmuyor ya. Diyarbakır'dan o yüzden ayrılmak zorunda kalmıştım. Bakın gelelim sizin stada. Bir dakika yani. Unuttuk. Açılışı unuttuk. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz de stada hoş geldik. Beni en sonunda YouTuber yapmak karar verdi bu kız. Şimdi gelelim mi konuya? Hadi Yılmaz abi bana burayı bir bak, anlat. Bak şimdi şöyle bir dolandır istersen yukarıları. Burası bizim şeref türbünü denilen işte protokol. Protokolun aşağısı basın türbünleri. İşte orada medya ile ilgili bölümler falan. Bir şey tabii stadı yapan arkadaşlarımızla konuşuyoruz da niye buraya loca yapmadınız diye. Evet. Ya çok çabuk açılması gerekiyordu. Dolayısıyla ama loca yerleri var. İstenirse ileride ilave edilebilir dediler. Spor Toto Akhisar Belediye Stadı diye bir isim koymuşlar. Güzel olmuş ama. Yakışmış çok çok yani. Şirin ya. Sempatik. Şimdi tabii daha evvel Manisa'da oynanıyormuş maçlar. 16 bin küsür kişilik bir stat. Bizim stadımızın 12.138 kişi oluyor burası. İlla 138'i de söyleyeceksin ya, değil mi Yılmaz abi? O koltuğu, kadar şeysin ya. Koltuğu söyleyeceğim abi. 138 kişi alıyor. 13 Nisan 2018'de oynanan Beşiktaş maçında 10.500 kişi gelmiş buraya. Oo, bayağı. Ve rekor seyirci sayısı bu. Beşiktaş'ta yani oynanan bana maç. Diyorlar ki hocam doldu birkaç maç ama Beşiktaş maçı rekor seviyede. Yani bu demektir ki Akhisarlı kardeşlerim Allah aşkına şöyle güzel bir stat yapılmış size. Değil mi? Doldurun ya. Ve bugüne kadar en fazla geldiğiniz sayı Beşiktaş maçı. O maçta da 3-0 kaybedilmiş maalesef. Oy. Ve ona mı acaba istinaden gelmiyorlar? Hala ufak tefek sıkıntılar oluyor. Mesela ikişer tane soyunma odamız var. Biraz sonra orayı da gösteririm sana. Yaşasın. Soyunma orada... odasına gireceğim. Ama kimse yok. Ne yapacaksın kızım? Hayır hayır. Böyle bir muhabbetimiz olmuştu ya bizim. Geliyoruz. Genelde bu taraf bizim. Daha önceden belirlenmiş bir yer. Burası da rakibin oluyor. Şimdi maçı gelince ben rakibin oraya gidiyorum. Hepsine hoş geldin diyorum. Ve sonra tekrar oraya geliyorum. Ve burada karşıda İstiklal Marşı okunmaya başlıyor. Ve bittikten sonra da hakem oyunu başlatıyor. Benim soyunma odasında maçtan sonra, maçtan önce çok sakinimdir. Kaybediyorsunuz, oyuncunuza ne diyeceksiniz? Ertesi hafta tekrar o sitem ettiğiniz oyuncularla başka tekrar bir final maçı oynayacaksınız. Yani tamamen karşı olduğum bir şey. Orada çok, yani buradaki hiç alakası olmayan bir Yılmaz var orada. Orada çünkü sükunetini kaybetmemeniz lazım. Lidersiniz. Liderler hiçbir zaman sükunetlerini kaybetmemeli. Antrenörle oyuncu arasında bir karakter analizi olmalı. Oyuncu antrenörün kazanma hırsını görmeli ve aynı hırsı da oyuncuya verebilmeli. Şurada oturduğunuzu var. Bazı hocalarımız var maçı böyle seyrediyor. Evet hiç kalkmadan. Bazılarımız var köşede oturup şöyle sinirler ve skora göre çıkar oturur. Bu olmaz böyle şey. Yani maç kesinlikle öyle maçlar var ki son 5 dakikada lazım. 3 gol atılan maç var. Olur. Yani bunu 2 tane yediyseniz 3 tane atmanız gereken bir oyun oynuyorsunuz. Onun için bitiş düdüğün ötene kadar elinizden geleni yapın. Sonra sonuçlarsa katlanmak zorundasınız diye bakanlardan. Ya senin o heyecanını verdin sen, tekrardan seslendin. Yavaş yavaş da olmaya da başlamıştı. Onunla ilgili ne söyleyeceğim? Çok şükür biz geldikten sonra tabii bu ilişkiler seyirci sayısını etkiledi. Yani tam Erzurum maçında bu stadı doldurur, rekor seyirci buluruz derken bu korona virüsü çıktı ve maalesef bulamadık. Şimdi gel bak böyle. Evet anlatsana. Orçun gel. Senin buradan o ani fırlamaların, işte burası bizim, o heyecanların. İşte burası bizim kulübemiz.
Burada bir adrenalin var, olmaz böyle bir şey. O heyecan. Sen şey, ne diyorsun? O, gerçi sen oturmuyorsun. Bak, adrenalin üst seviyede. İşte ben başta oturuyorum, yanımda Mehmet Oturuyor Cemal. Oturuyor gibi yapıyorsun. Yanımda Mehmet Cemal. Aha. Bu yanımda bizim tercüman. Bu yanında Ferdi oluyor galiba bazen. Dolayısıyla diğer oyuncularımız, işte masör, doktor, fizyoterapist falan. Performans antrenörümüz Barış oluyor yanımızda. Şimdi ben burada, maç başlıyor. Şimdi böyle başlıyoruz. Önce oturarak Allah. Mehmet diyorum. Rakibi izle 5 dakika. Bizim takıma bakma dahi. Ne yapıyorlar, bana bilgi ver. Şimdi buradayım ben, geliyorum buraya. Mehmet koşarak yanıma geliyor. Hocam diyor, böyle böyle oynuyorlar, buna göre tedbir alalım. 10 dakika sonra gidiyorum Mehmet. Değişik bir şey görüyor musun sen? Çünkü yukarıda da bizim diğer hocamız Serhat oturuyor. Bu ara İlhan'la şeyi, Muhammed'i dışarı yolluyoruz. Oynayacağımız rakip kim? Bolu Spor. Bolu Spor'u bir içeride bir dışarıda seyrediyorlar. Ve geliyorlar buraya. Veya Adana'da bir spor. Veya işte Hatay Spor. Kimle oynayacaksa. Ve dolayısıyla devre arası içeri girdiğimizde Serhat hemen koşuyor. Orada hep beraber küçük bir briefing yapıyoruz. Çünkü 15 dakika zamanımız var. Çocuklar 5 dakika dinleniyor. 10 dakikada da onlara bir şeyler anlatıp gördüğümüz şeyleri yeniden çıkıp burada rakibi alt etmek için uğraşıyoruz. Şimdi bir Stefan Kovacs diye bir Roman antrenör vardı. Onu söylemeyi hiç unutmam. Daha o zaman biz işte uğraşıyoruz hocalarım falan filan gibi eğitimler. Adam dedi ki antrenörün iyisi ikinci devre sahaya soyunma odasına girip çıktıktan sonra o maçı kazanmalı. Çünkü rakibi görüyor, kendi takımını görüyor, her şeyi bütün görüyor. Ona göre yapılmış. Tedbirler almalı, işte değişiklikler yapmalı, müdahil olmalı falan filan. Şimdi Stefan Kovacs bir şey unutuyor. Bak böyle bir teknik alan belası çıktı başımıza. Onun döneminde şu yarı saha var ya, bu taraftan 100 metre gidip gelme hakkımız vardı. Sahanın içine bile girme hakkımız vardı. Şimdi dediler ki bak çocuklar, bunun dışına çıktığını çakma. Şuraya geldin mi ceza alırsın diyor. Yok bak abi, bak ayağın bak. Ayağın bu kadar çıktı. Ayağın bu kadar çıkmayacak. Bak, tam şöyle olacak. Burada kal. Burada kal. Buraya çıktığı zaman bak. Burada ya yardımcı hakem var. Aha. Oyuncu şuraya geliyor. Çağırıyorum. Gel oğlum buraya diyorum. Hadi ben oyuncuyum. Gel. Geliyor. Şimdi ben buradan sana maçla ilgili bilgi vermek zorundayım. Diyeceğim şunu yapın, bunu yapın, anlatıyorum. Orada duyacak. 12 bin kişinin olduğu yerde sana bunu duyurmam mümkün değil. Burada. Bak. De diğer tabii. Şimdi bu sefer ne oluyor? Ben buraya geliyorum. Geliyor dördüncü hakem, gir içeri. La kardeşim, duyuramıyoruz. Ondan sonra bize sistem ediyorsunuz. Bütün mesleklerle ilgili arkadaşlarımız. İşte ya oradan ben görüyorum da hoca sen görmüyor musun? Ya kardeşim ben görüyorum da. Bu görmek yetmiyor ki, benim onu düzeltmek için ifade etmem lazım. Bana sağ olsunlar koymuşlar kuralları, bizi buraya hapsetmişler. Bana diyorsun ki bilgi ver. Dolayısıyla benim sahaya, oyuna müdahale etme hakkım o kadar kısıtlandı ki, hele bir de şimdi başımıza korona. Bir kart belası çıkardılar. Ben her şeyi koronaya bağlı. Sarı kart, kırmızı kart. Bir daha çıktın direktörüm. Kırmızı kart, sarı kart. Ceza veriyorlar sana. Oyuncu gibi dışarı atıyorlar seni. Allah. Yani burada oyunu güzelleştirmek mi amaç? Yoksa antrenöre ceza vermek, oyuncuya ceza vermek bir amaç. Düşünsene ta öbür taraftaki bir oyuncu yanlış yapmış. Ta buradan sen oraya yetiştirmek zorundasın. Bu sefer benim ses gidiyor. Ya. Çıkın lan bağırın siz diyorum. Bütün takıma bağırtırıyoruz. Yani bahsedin. Bu 35 senenin görgüsü deneyimidir. Ciddiye alırsanız sevinirim. Almazsanız siz bilirsiniz kardeşim. Gel gidelim Yılmaz abi. Gel nereye gidelim? Soyunma odasına. Eyvah eyvah. Soyunma odasına doğru gidiyoruz. Allah'tan bizim takımda siyahi oyuncu yok. Hayır, oyuncu da yok ya. Şimdi, hayır, benim açımdan o da bilir. İçeride olabilir mi acaba falan diye. Bilmiyorum, bir köşeden, bir köşeden çıkabilir mi? Eyvah eyvah. Gel. Oh, buz gibi burası. Burası bizim misafir soyunma odamızın olduğu yer. Gel sen istersen misafirden başlayalım ki aramızdaki eşitliği gör. Bütün her yerdir. Misafirin ki biraz daha sıkıntılıdır. Bak burası hakemlerin soyunduğu oda. Gel. Hakemler gelip burada soyuyorlar. Buzdolapları var. Burada soyunma yerleri var. İçeride duşları var. Buraları çok merak ediyorsunuz. Gel şöyle. Geldik, girdik stada ve size gösteriyoruz. Ve Yılmaz abi kendini gösteriyor. Böyle hakem kardeşlerimiz burada her türlü ihtiyaçlarını gideriyorlar. Duş, lavabosu. Ondan sonra onlara buraya ekranlar koyuyoruz. Ve yani onları bize
kıyak yapsınlar diye yapmıyoruz tabii. Bizim görevimiz onları güzel misafir etmek. Ondan sonra burada böyle soyunma odalarımız. Mesela burası temsilci odası. Maçtan işte sabahleyin saat 19.30'da iki takımın sorumluları geliyor. Hakemler geliyor. Hakemler maçla isteklerini söylüyorlar. Şöyle durun, şunu yapın. İşte hangi formayı giyiyoruz falan filan. Burada her türlü anlaşma yapılıyor. Ve ona göre sahanın düzenlenmesi ne şekilde olacaksa işte her türlü şeyler burada hakemler konuşuyor. Tarafından konuşuluyor. Burada şey işte temsilciler oluyor. Temsilciler var. Gözlemciler var. Onlar geliyorlar. Soyunma odasının bir tanesi. Burada gelip misafir kardeşlerimiz burada söylüyorlar. Bak. Burada banyolarımız, tuvaletlerimiz. Şuradan bakabilirsiniz. Burası da duşlarımız. Burası misafirlerin geldiği yerler. Bunlar soyunma bölümü. Şimdi tabii ben gönül ister ki burada mesela şu iki tanesini buradan kaldırıp karşıya rakip antrenörün devre arası oyuncularına vereceği bilgileri göstereceği bir yer olsun. Şimdi aynı soyunma odasında bir tane de bu tarafta var. İşte rakibin çalışmışlar bak. Cekilaşı'yı Ömer tutuyor, Ergin'i Juju tutuyor, Kokaliç'i Hasan tutuyor, Rotman'ı İbrahim. Bu son şey maçı, Erzurum maçı. Onlar için yazmış bunu yani. Böyle bir basit tahtaya tabii bilgileri yazıp. Ama görüyoruz bir çatlama matlama. Bunlar doğal ama bakımın bunların bakımının yapılması lazım. Bak burada sağlık odamız ani bir rahatsızlıklar olursa diye. Burası doping odası. Yani maç öncesi hakem kurayla iki takımdan da ikişer kişiyi dopingli mi diye burada testlerini yapıyor. Maçtan sonra yapıyorlar ama. Oynanıyor ama. Gelmez olur mu tabii. Ne yapıyorlar? Çıkar, dopingli çıkabiliyor oyuncu. Bizim burada işte ne diyorlar? Televizyon maçtan sonra konuşma yapıyor ya, geliyor seni soruyor işte mesela. İşte sor mesela bana. Yılmaz maçtı. Abi ben sana sorayım mı? Sor kardeşim bu maç niye? Nasıl yendiler sizi de? Bize tecavüz ettiler. Dediğim yer burası ya. Burası. Ya ben bunu biliyorum. Sonra bir şey anlıyorum. Şimdi buradan T alanı. Buradan T alanı, akredite alanı karşısız giremezsin. Gördüğün gibi buradan asansörle çıkışlar yukarıya. Buradan yürüyüşle çıkışlar. Futbolcuları buradan mı alıyoruz Yılmaz abi? Otobüs nereye geliyor? Şimdi otobüs gelip, oradan gelip, istersen dışarıdan bir kilitli galiba. Evet, kilitlemişler. Otobüs geliyor, buraya giriyor ve buradan biz misafir diğer taraftan giriş yapıyor. Yani bizimle girdiğimiz yer yan taraf, tamam mı? Yandan futbolcular giriyor, burası şey, genel giriş yani. Çalışanlar, edenler buradan giriyor. Kapatalım burayı. İşte burası da benim çocuklarımın soyunma odası. Odası. Burası da bizim odamız. Bak onlara benziyor birebir. Evet. Ekstra hiçbir şey yok. Yine aynı masör odası orada. Yine antrenör odası yok burada maalesef. Basın toplantı odası burası. Çok güzel. Basın toplantı odasına girdik. Buraya kameralar geliyor. Bak buradan ben tabii yendiysek biraz daha mutlu, yenildiysek biraz daha gergin. Kesinlikle değilim. Ben buraya girdikten sonra tamamen bir normal insana dönüşüyorum. Sen şimdi medya mensubusun. Şuraya oturuyorsun elinde kağıt kalemin. Ben de buradan yanımda bizim medya sorumlumuz geliyor. Maçın temsilcisi de şurada duruyor. Biz burada maçtan sonra ve dışarıda dediğim o yerde eğer demeç vermezsek takım ceza yiyor. Mecburen konuşmamız gerekiyor. Ben geliyorum, işte oturuyorum buraya. Elimde benim meşhur maç gözleme formlarım. O maçla ilgili ne olmuş? Oturuyorum. Yanımda medya sorumlusu diyor, buyurun diyor arkadaşlar. Soruyorlar şimdi. Ben hemen 2-0 kaybetmişiz. Hadi anlat nasıl kaybettiğini. Anlatıyoruz, elimde evrak. Bakın arkadaşlarım, iyi akşamlar diliyorum hepinize veya gündüz maçıysa. İşte birisi kaldırıyor elini, diyor ki hocam, işte ne oldu, niye kaybettiniz?
Şundan kaybettik diyorum, anlatıyorum. Ya çok teşekkür ederim Yılmaz abi. Ya Stadı bayağı anlattım, bayağı da uzun oldu ama işte. Ama çok önemli. Bunu 10 dakikada nasıl anlatacaksın kardeşim yani? 10 dakikada anlatılacak şey değil ki. Bak stadı anlattık, tarihçesini anlattık, odaları gösterdik. Yapmadığımız iş kalmadı. Kapılarını açtık. Tabii sağ olsunlar. Buradan ben tekrar kendi takımım adına herkese başarılar diliyorum. Her şey herkesin yer olur inşallah diyorum. Geleceğim dedim, sizin için geldim. Yılmaz abim çok güzel bir şekilde stadı gezdirdi, her şeyi anlattı. Çok teşekkür ederim. Öp canım beni. Hadi öpüyorum hepinizi. Bay bay. Beğenin abi, beğenin bir zahmet yani. Beğeni ve arttıralım seni. Ayıp oluyor bak, moralim bozuluyor yani. Ben seyircisiz oynayamam yani. Olmaz, bize tribün desteği lazım.